Bugünkü konumuz arkadaşlar, nereden kalmıştık? Love, with'den başlayalım. Web'i anlatalım. Sonra buradaki komple komutları, pattern ve mirror var. Bunları anlatalım arkadaşlar. Bu hafta ümit ediyorum ki bu konularla buradaki bazı komutları ne yapacağım arkadaşlar? Bitirmeye çalışacağım. Şimdi o zaman ilk konumuz olan ne varmış? Rif varmış. Bunu bir örnek çizelim. Önce basitten bir örnek çizelim. Aldık. Şimdi bir export yapalım. Efendim. Bir örnekte hemen şurasına böylece plan atmasını da bilelim. Evet, şey yapalım arkadaşlar. Orta noktasına 200'ye seçiyorum. Tam orta noktasına efendim şöyle bir parça attım. Tamam. Yani plan yaptım. Bunu da şuradan gördüm. Efendim şuraya da bir yine dikdörtgen yapalım. Bakın yakalayamayacağım. Yakalayamadığına da ne yapacağız arkadaşlar? Hemen E basacağız. P. İstersen katı derseniz bu komple bir şekilse katının tüm şeklini, tüm iz düşümünü alır. Ama bana sadece yüzey derseniz bu yüzeyi iz düşümünü çıkarır. Yani ne demek istiyorum? Tıkladığım anda itibaren, okey dediğim anda itibaren bakın o benim seçmiş olduğum planime bir tane çizgi yapar. Bunun amacı ne? Çizgiyi yakalamaya çalışacağız. Başka şey değil arkadaşlar. Tamam. Yani yine bakın rectangle'a dedim. Artık şu anda çizgiyi yakalayabiliyorum. Şöyle yaptığımızda bunu da extrude dediğimizde hatta bunu da simetrik dediğimizde arkadaş simetrik dediğimiz anda itibaren sağlı solda ne yaparsınız? Şöyle çizersiniz. Bunu al. Şimdi yine orta çizgi lazım bana. O zaman orta çizgi yani planım lazım bana. Yine bir sketch giriyorum. Şimdi dikkat edin. Rip dediğimiz aslında kaburga. Yani destek plakası. Bakın bunu aldım. Şu an üst tarafta yine kilitlemiyorum. Gördünüz mü? Tamam. Ha şimdi mesela plan alayım. Çünkü bundan bu, pardon body alabilirim. Bundan bu bileşik. O zaman diyeceğim ki arkadaşlar, bakın P diyeceğim. Arkadaş bunu yüzey değil. Sadece bu yüzeyi istemiyorum. Bunu da istediğim için body geçmiyorum. Arkadaş bunu seç arkadaşlar. Bakın body diyeyim şu anda. Komple yaptığım anda itibaren gördüğünüz gibi body'nin çepeçevre düşmeni ne yaptı arkadaşlar? Benim sketch yapacağım yeri işaretledi. Line diyorum arkadaşlar. Bakın alıyorum şimdi. Bak kilitledi. Buraya da aldım. Bitirdim. Buradan çıkıyor. Amacım buraya takviye kanadı yapmak. İşte takviye, bakın kapatmak zorunda değilsiniz. Yani bunu da kapatmak zorundaysanız sadece line de çizebilirsiniz yani. Hatta misi bile zorunda da değil. Mesela her bir programın mutlaka bir zorluğu var bu konuda arkadaşlar. Rip diyorum arkadaşlar. Şurada geçiyorum. Curve dediği yani bir çizgi diyor. Çizgi olarak da bu. Dikkat edin kapalı olması lazım değil. To next dediği benim şey siz söyleyin en yakın katıya ne yapıyor kendini birleştiriyor arkadaşlar. Nasıl olursa olsun. Bakın dip dediğimizde şu. Dikkat edin. Şuradan alıyorum şöyle. Sayı olarak bir şey girmiyorum. Sadece anlamınız için. Bakın gördünüz mü? İşte aradaki açıklık yapabiliyorsunuz yani. Tamam. Ne kadar açıklık istiyorsanız araya bu şekilde açıklık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dip dediğimiz o. To next dediğimizde yine kapalı yapıyor ve en yakın katıya kendini sıvama yapıyor arkadaşlar. Simetrik değil de tek bir yöne gidebilirsiniz. Şöyle alayım ben. Veya simetrik yapabilirsiniz. Veya tek bir yöne gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Pekala. Bakın bunu şimdi buradayken arkadaşlar yukarı doğru çıkartıyorum ve şurayı kilitledi. Bakın aldım. Herhangi bir şey girmeden aldım. Yine burada efendim bir şey rip yapalım. Dikkat edin yine curve istiyor. Şimdi burada bir problem çıkmayabilir. Yani düz olan bir meselede problem çıkmayabilir. Şimdi birazdan şunu misal şey yapacağım. Siz söyleyin bir daire yaptığımda ne sorunlar çıkabiliyor onu bir bakalım. Bunu istersen bu şekilde yapabildiğiniz gibi. Ha tersini çevirirsiniz de bu sefer böyle yapar arkadaşlar. Tamam. Bunları yine dip yapabilip artık yapabileceksiniz. Pardon yanlış yere çektim arkadaşlar. Şu oklarımızı yanlış yere çektim. Şöyle yapıp şuradan aşağı çekmem lazım. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar düz olan bir düzlemde gibi sorun ne yapmıyor arkadaşlar? Çıkartmıyor. Şimdi bunu yine ESC diyelim. Bakın şunu geliyorum şurada. Sağ tıklayıp Edit Sketch diyorum. Bakın bu doğru olan bir çizgi olmasına gerek yok. Şurada eğer kopuk varsa bakın ha, 90 derece. Mesela şunu aldım. Kopardım arkadaşlar. Şunu da aldım. Bunu da koparayım. Mesela şunu biraz açık yapıyorum şöyle. Değmedi arkadaşlar. Gördünüz mü? Değmedi. Tamam. Bunu da yukarı doğru bir dakika. Kilitledi ben bozmuştum ama evet, şurada bir kilit daha varmış arkadaşlar. Şuradan da
Şöyle bir bol şey yaptım. Bakın gördüğünüz gibi temas etmiyor. Temas etmediği zaman bu komutu çalışıyor mu? Bakalım çalışıyor mu? RIP diyoruz arkadaşlar. Yine bir curl istiyor. Yine curl bu burası arkadaşlar. Turnex dediğimizde, bakın Turnex dediğimizde, bakın şu anda donuk oldu. Tamam. Yani hocam bu neden işlemiyor? Dikkat edin, şurada bir uyarı geliyor. Uyarı geliyor. O uyarımızı bir bakalım. Selection, intersection diyor. Niye katı modeli select? Ha. Demek arkadaşlar bunda bakalım o zaman bir tanesini birleştirelim. Bakın bir tanesini birleştirelim. Şimdi RIP yapalım arkadaşlar. Hani tam niye olmuyor? Olmamasının sebeplerini gösteriyor şimdi. Geldi arkadaşlar. Bakın yine dondu. Tamam. Ha, o zaman arkadaşlar bakın şimdi kesişme olmasın. Bakın kesişme istemiyorum şu anda. Misal şunu kesiyorum. Bakın şu an aldım. Kesmeyecek ama karşıma geliyorum arkadaşlar. Dikkat edin. İçine giriyorum. İçine girdim. Şunu da aldım arkadaşlar. İçine girdim. Tamam. Bakın kesme yapmadı. Boşluk oldu. Şu anda içine girdim. Acaba yapıyor mu bakalım. Efendim. RIP dedim arkadaşlar. Bakın geldim. Bakın şu anda yaptım. Demek arkadaşlar içinde olması veya dışında olmasına göre ne yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yapabiliyor. Yani katıya değecek arkadaşlar. Katın içine girecek. Bunu biz bazen hile olarak da kullanabilirsiniz. Biz solid'de bu yapamıyoruz bazı konularda. Problem çıkarıyor. Buna teğet olduğunda problem çıkıyor. Yani her bir programın bazı sorunları ortaya çıkartabiliyor. Demek ki hocam olmuyor. Olmayamasın sebebi bu olabilir arkadaşlar. Yani bunun sebebini ne yapacaksınız? Bakacaksınız. Hemen arkaya ben o zaman bir ne atayım? Şöyle bir şey atayım arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın bunun çapını bilmezseniz sorun olur. Ne demek? Bakın eksene falan atmanız. Bunun orta noktasına bir plan atmam lazım. Tamam. Şimdi orta noktasını plan atmam için en azından şunun çapını ben bileyim arkadaşlar. 40 elmiş. El yapıyor. Tamam. El yap. Ve bunu extrude dedim. Bunu yukarı doğru extrude yaptım. Şimdi buradan ben bir rip atacağım. Hatta şunu biraz extrude'u sağ tıklayıp efendim edit feature diyelim. Şu extrude'umu biraz küçültmek istiyorum arkadaşlar. Böylece edit feature diyerek skecime değil. Yani yapmış olduğum şu eylemiz biz feature diyoruz. Feature. Tamam. Yeni oluşan modele de eğer yeni oluşuyorsa new body diyoruz. Buna feature diyoruz arkadaşlar. Tamam. Feature diyoruz yani. Skeç değil yani. Skeci düzeltmedik. Şimdi bunun ortasına ben bir plan atmam lazım. Dikkat edin. Bu bunun ortasına değil. Bu iki dikdörtgen ortasına değil. Ama hile kullanmam lazım. Niye? Arkadaş diyorum ki sen bir teğet gel bakayım şuraya diyorum. Bakın teğet yapsın diyorum. Teğet yapıyor. Sonra bunu alıyorum arkadaşlar. Arkadaş bunu offset yap diyorum. Up diyorum. Ne kadar geriye? Kaçtı bunun içerisi? 50'di. -25 diyorum. Bakın tam orta noktaya ne yaptım arkadaşlar? Bir plan 60 oldu. Bu kadar. Hangisini gizlemek istiyorsunuz? Gizlersiniz. Karşına getiriyorsunuz. Efendim skece giriyorsunuz. Hocam kafam karışmasın. Çevir diyorsunuz. Çevirirsin şurada. Tamam. Bakın line'e giriyorum yine. L harfine basıyorum. Bakın yakalama yapamayacak değil mi? Yakalamayacaksa yapacağımız bir işlem var. Nedir o işlem? Ya içine gireceksin. Yani katının içine girerek bunu çizeceksin. Yani ne demek o? Bakın şöyle yapacaksın. İçine gireceksin. Bu şekilde. Tamam. Yine şurada bir kıştım. Bazen masumda bir sorun var arkadaşlar. Ya içine gireceksiniz. Bakın şimdi RIP'e giriyorum. Dikkat edin. RIP dedim. RIP'i seçtim. Buradan arkadaşlar. Bakın RIP'i kendisi ne yaptı arkadaşlar? Güzel bir sıvama yaptı. Tamam. Şimdi burayı bir biraz arttıralım. Bakın biraz da çekiyorum şunu. Okeyleyeyim ben. Hatta okeylemeden şuradan bir kontrol şunu alayım biraz. Bakın yukarı çekiyorum arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çektim. Dikkat edin arkadaşlar. Burada yine hatta mümkünse uç tarafa kadar yanaşayım. Bakın içindeyim. Dışındaysa yapmıyor zaten. İçindeyim. Bakın isterseniz yapmaya çalışalım. Bakın şu anda değmiyor herhalde. Evet değmiyor. Bakın şu anda RIP yapalım arkadaşlar. RIP diyorum. Curve seçtiğimiz anda. Aa yaptı. Demek silindirde sıvama yaptı arkadaşlar. Turnex diyorum veya dip diyorum. Dibi de şuradan alırsınız arkadaşlar. İlk iş. Bak bunu da yaptı. Tamam. Bu şekilde oluşabilir. Şimdi biraz daha yukarı doğru çekeyim kendimi. Biraz yukarı çekeyim. Hatta şuraya teğet yapayım arkadaşlar. Yani bilinçli olsun. O yüzden şunu ben bir gireyim. Etis geç diyerek şu katının projektini çıkartayım. P harfine basıyorum. Komple çıksın kardeşim diyorum. Çıktı. Ve şuradakini geliyorum şuraya kitle diyorum arkadaşlar. Bakın kitle.
Tamam. Hatta şurasını şuraya da kitle diyorum. Bakın kitle. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Teğet bir nokta. Eğer burada benim ripime girer curve dediğimizde bakın dışarı doğru sıvama yapıyor. Turnex onu yapıyor. Boşluğu bulduğu anda da öbür tarafa kaçıyor arkadaşlar. Tamam. O zaman ne yapacağız buraya? Dip diyeceğiz. Kalınlığı veya şeyi şuradan vereceksin. Tamam. Buradan içine kadar sok. Ne olacak yani? İçine sok sonra del. Ne olacak yani? Tamam. Bunu aldım. Al içini delmek istiyorum. Sonra deldireceğim dersiniz. Al. Ondan sonra cycle dersiniz. Şunun merkezini şunu yaptıktan sonra şuradan yakala zaten bu. Al şuradan gel. Hatta ince değilim ki gör. Hiçbir fayda yok ya. Extrude dedim. İçine girdim. Al arkadaşım del dedim aşağı doğru. Bitti. Yani senin o içine sokman beni oradaki katıya şey yapmıyor ki. Tamam. Sonra denme işini. Yok işini bit. Ya hocam şurada çıkıntı oldu. Arkadaşlar o şu anda benim dairem şurada olduğu için ister istemez buraya ne yaptı arkadaşlar? Gitti. O yüzden hangi komutu ne işe yaradığını burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Halletmemiz lazım. Bize bir hemen şuraya bir sketch daha açalım şuraya. Mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum bu sıralarda. Mesela şuraya aldım bir parçam. Finish dedim. Aşağı doğru bir extrude yapmak istiyorum. Aşağı doğru extrude yapmak istiyorum. Artık burada hızlı geçiyorum arkadaşlar. Ve şurasında bir yine bir sketch açmak istiyorum. Burada da cycle yapmak istiyorum. Ve bunun hizasını almak istiyorum arkadaşlar. Burada olsun hadi. Evet. Bunu da extrude yaparak yukarı doğru ne yapacağım arkadaşlar? Şişireceğim. Şöyle şişsin. Tamam. Şimdi demin bir planım vardı. Orta noktada o planımı açıyorum. Açtım. Tabii yanlış başlayınca. Arkadaşlar mesela burada yine bu sefer de polinom da çizebilirsin. Ha, içini girdikten sonra mesele yok arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Tamam. Ha, ama burası alt tarafı açık ya. Alt tarafı açık olduğu için ne gibi sorunlar çıkartacak bakalım. Ben de şu anda ilk kez sizinle deneyeceğim. Bakın alt tarafı açık olduğu için dip yapmayacağız. Turnex yapıp bakın ne oldu arkadaşlar? Profilde kesmiyor. Şurada bir profilde kesmiyor. Yani şunu değil de şöyle yapayım isterseniz. Şunu alıp kapatayım. Bunu da şunu kapatayım. Tamam. Mesela şunu alsaydım. Extrude diyerek. Şunu şöyle uzatsaydım. Ve buraya ben bir daire çizseydim. Arkadaşlar şunu hizasını atacağım. Evet. Şey görmüyor. O zaman polilen diyerek. Evet. Şey de görmedi. Neyse. Cycle diyelim. 30 diyelim. Sonra diyelim ki şununla şunun merkezini al desem. Evet şu anda yakaladık. Şu kenara aldık. Onu yakaladık. Tamam. Evet. Şimdi buna extrude yapalım. Küçük bunu. Mesela buna sketch açalım. Ama orta planımı açalım. Tamam. Pardon. Orta planımızı açalım. Şu anda orta planımız kapalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açmaya çalışacağım. Şu. Evet bu. Aldım karşıma. Şimdi bakın ne yapacağım. Ya, kitleme yapacağım için arkadaşlar başlayacağım. Line'ım şuradan başlayacak buraya kadar gelecek. Ancak kitleme yapabilmem için şunların görüntüsüne çıkmam lazım. P yapıyorum. Katı model diyorum. Katı modelde komple bunu seçiyorum. Bakın benim komple oraya iz düşümüm yaptı. Alıyorum şimdi. Alısını yapıyorum arkadaşlar. Aldım. Şöyle değişik bir şekilde. Evet buraya kilitledim. Şurada okeyleyelim. Evet şimdi rip'e girelim. Rip komutuna girdik. Rip komutuna curl yani benim çizgimi seçtiriyor arkadaşlar. Efendim dip istemiyorum. Turnex diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Turnex yaptığı zaman teğet o anda itibaren problem çıkar. Tamam. O zaman mecbursunuz dip'e gireceksiniz. Dip de şurası arkadaşlar. Abicim girsin girebildiği kadar. İşte bakın şu anda böyle bir sorun çıkabiliyor.
ne yapacağız arkadaşlar? Burasını keseceğiz gerekirse. Burasını keseceğiz. Yani her şey tersini çevirebiliyorsunuz tabii, şey yapabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman bazı şey yapamayabiliyorsunuz. Şu belki eksen şöyle bir kaydıralım istersen. Mesela şuradan bir kaydırın şöyle. Belki şuradan şöyle kaydırdıysam, yukarı doğru bir eğilim olduysa belki bu sefer düzelecektir orası. Rip komutu. Bakın rip komutu serbest dedik. Şu anda dip istemiyorum. Tune eksedim. Bakın da birleşti. Tamam. Ama bakın bu sefer yine burada oluştu. O zaman dip diyorum arkadaşlar. Bakın diple de hangisini yapacağım biliyorsunuz. Bakın şu anda aşağı geldi. Bakın şu anda aşağıda ne yaptım arkadaşlar? Kapattım. Tamam. Aşağıda. Bakın şu anda şeyi düzeltti. Yani burayı düzeltti. Demek eğrinin durumuna göre birleşme veya şey yapıyor. Yani o neden yaptın? Tüm programlarda bu sorun var arkadaşlar. RIP'te tüm programı ne yapacaksın? Keseceksin. Bakın şu anda mesela buraya kapatmıyor. Buraya ben gerekirse şurayla bir atıyorum mesela. Kapatmadım. Abicim burasını hile yapacağım. Başka alternatif yok. Seçerim şuraya extrude'u. Tabii bu her zaman şey değil. Çift taraflı seçeyim de. Extrude'u bunu da seçtim. Kontrol tuşuna onu da seçtim. Extrude dedim. Bakın tek alıyor. Şu anda kesme yapma kardeşim diyorum. Join diyorum. Bakın olmuyor bazen. Yani her zaman her şeyi başlayabiliyorsunuz. Seçtiğiniz yüzeye veya duruma göre. Tamam mı? Ne yapacaksınız? İşte gerekse ufak tefek düzenlemeler yaparak bu işe. Ya ben şu anda çok uçuk kaçık bir şey yaptım. Ondan belki böyle oldu. Uçuk kaçık yapmadığınız müddetçe bunları ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu şekilde tahliye atabilirsiniz. Ya hocam bunun çevrede 3 tane var. Bende çevrede 3 tane var. Ha, 3 tane varsa bakın bir defa bunu neyse dursun. 3 tane varsa ben bunun etrafını çoğaltıyorum. Create diyorum. Bu sefer pattern'e geçiyorum. Pattern arkadaşlar bakın buradan pattern'e geçtim ama buradan da sadece cycle pattern'i göstereceğim. Bunu biraz daha açarız gerekirse. Cycle pattern 2 boyutlu gösterdiğimiz gibi katı modelde bir malzemeyi çoğaltmaya yarandı arkadaşlar. Katı model üzerinde ama. Bakın tıkladım. Arkadaş diyor sen diyor ne yapacaksın? Yani şurada 20 body mi ekledin? Sadece yüze mi yapacaksın? Yoksa bizim bu yapmış her bir eylemi feature dediğimiz zaman feature mi yapacaksın? Yoksa montaj için kullanacağın komponent bir parça mı yapacaksın? Bunları ne yapmamız lazım arkadaşlar? Belirlememiz lazım. Bu belirlememize göre bu belirli ki biz şu anda feature yapacağımız için feature'ı belirledik ve diyor ki objeyi seç. Ops, yaps, yanlış seçtim. Objeyi seç. Bunu seçtim arkadaşlar. Pekala eksen olarak. Şimdi eksen olarak aslında şu ekseni seçeceğim ya. Ama hocam ben eksen olmasını istiyorum derseniz arkadaşlar şunu girip daha tıkladığı zaman ekseni aktar buraya. Çok derzem değil. Hiç önemli değil. Ama construction kısmındaki ilk drop eksen dediğimiz bu kısma eksen alt dediğiniz zaman itibaren eksen atar. Tamam mı? Plan değil eksen atar. Burası da eksen değil de nokta zaten. Adım adım gidecek. Niye önemli değil burası? Ya çünkü ben şimdi buradan create pattern dediğimiz zaman, circular pattern dediğimiz zaman arkadaşlar feature'ımı seçiyorum. Bakın eksene geçiyorum. Şurasını seçseydim bile bana merkeze atacak. Ama yok hocam ben eksen çizmem. Aa işte ekseni çizdi işte. Al. Çevrede kaç tane? 3 tane. Bakın çevre 3 tane attı. 4 tane. Al 4 tane atarsın. Tamam. Pekala full mu istiyorsun yani? Hayır hocam açı istiyorum ben diyorsun. İşte 180 derece, 360 derece. Hani aslında şeydekiyle aynı arkadaşlar. Yani iki boyutlu da aynı bir şey. Bakın 270 dereceye efendim normal attı. Ben full açı yapmak istiyorum dersiniz. İşte burada ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Full 5 tane, 3 tane, 2 tane neyse bunları ne yapabiliyorsunuz? Efendim atabiliyorsunuz. Suppress'te de isini iptal edebiliyorsunuz. O kadar. Okey dediğimiz anda itibaren. Bakın alt tarafı ne yaptı? Şey yapmadığım için arkadaşlar temas etmediği için paterni oluşturmadı. Demek pattern oluşturabilmek için hemen şunu uzatıyorum. Burayı bir uzattım. Extrude E'ye bastım. Şunu biraz uzattım. Extrude'un E'sine basıyorum. Biraz şunu uzattım. Şimdi herhalde dört taraftan bu iş değecektir. Bakın bazen böyle problemler çıktığında feature obje olarak da bunu seçiyorum. Select olarak da bunu seçiyorum. 4 tane diyorum. 3 tane diyorum. Neyse arkadaşlar. Okey basmadan
üç tane, dört tane ne yapıyor? İşaret. İşte size bir masa bazı. Ha, bunu da şel dersiniz. Ah, şunu da boşaltırım dersiniz. Bir milimetre dersiniz. Komple sistemimizi boşaltır arkadaşlar. Komple boşaltır. Tamam mı? Komple ne yaptı? Boşaltır. Al size bir masa bacağı. Hiç böyle tahmin etmeden çıkardığımız işlemler. Bakın alt tarafta bir problem çıkıyor. Yazıyı iyi okumanız lazım. İngilizcesini iyi okumanız lazım. O yüzden diyor ki bak kardeşim çekişmiyor diyor. Bilmem ne diyor. Ona göre ne yapacaksınız? Düzeltmeler yapacaksınız. Şimdi hemen buradayken şöyle bir çıkayım. İkinci komutumuzu size göstereyim. Don't save diyelim. Yine hemen bir dikdörtgen yapmak istiyorum. Basit. Efendim. Ondan sonra yeni komutlara gireceğiz. Yine şöyle biraz büyütelim. Veya aşağı doğru büyütelim. Ve bunu extrude diyelim. Aldık artık. Tamam. Şimdi modifying kısmını ikisi birlikte. Şampara geçenlerde fill'i biliyoruz. Full'u, şuradaki plus full'u da biliyoruz. Yani şunu al, çek, bitir yani. Fark etme. Tamam mı? Efendim. Ama şampara görmüş. Şampar pak kırmak arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Eğer çizgiyi seçmek ki burada radyus olsaydı hepsini seçerdi. Bakın eşit bir pahma kıracaksınız. Yani her iki tarafı eşit mi? Evet diyorsun. 5'e 5'lik otomatikman pak kırarsınız. Veya 10'a 10'a fark ettiniz. Yok arkadaş ben ikisinin biri farklı birini farklı kılacağım dersiniz. Birisini 20 dersiniz. Birisini 10, birisini 20 yapar. Yok hocam ben birisini açılı girmek istiyorum dersiniz. 10'a girer. Bunu dersiniz ki 10 derece dersiniz. Efendim işte gördüğünüz gibi 10 derecelik bir pah ne yapar arkadaşlar? Girer. Buna 20 derece dersiniz. 20 derecelik 10 milimetre uzunluğunda 20 milimetre. İşte şunu da atıyorum işte 20 yaparsınız. 20 milimetre uzunluğunda ne yaparsınız arkadaşlar? Bu şekilde pah kırarsınız. Yani pah kırmak şey değil. Burada yine dediğimiz gibi cancel diyelim şurada. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurada benim programa girdiğim esnada şamperde şurada radius olmadığı için hepsini bir anda yapmadı. Ama kontrol tuşunu basılı tutarak bu kenarları seçebilirsiniz. Bu kenarları seçip eğer eşit istiyorsunuz komple buradan otomatikman indirebilirsiniz arkadaşlar. 45'e 45 demektir şu anda bu. Tamam mı? Veya İngilizce, yabancı kaynaklarda C40, artık 10 yazar mesela. Şurada C10. C şamper demek arkadaşlar. C buradan geliyor yani. Şamperin C'si buradan geliyor. Diyor ki şamper yani pah kırıyorsunuz burada diyor. Ve işte 10'u 10'sa işte farklı olabilir veya açı da olabilir vesaire. Buradan ne yapabilirsin arkadaşlar? Kırıyorsunuz. Tamam mı? Bu bir. İki. Ben bunun ortasına bir plan yapmak istiyorum. Middle plan. Şunu aldım. Şunu aldım. Ortasına bir plan atmak istiyorum. Şimdi bu düzenleme komutları arkadaşlar yapacağız. Tamam mı? Bunun iki tane şeysi var. Ben sadece şu anda planımı yapacağım. Modify'a geliyorum. Burada şeyi biliyoruz zaten ama yine kullanacağız. Draft'a geldi. Draft. Şimdi draft'ta iki seçeneğiniz var. Bir yüzey seç diyor, yüzey göre. Bir de pattern line yani parça ya bir aynı seç diyor. Tamam mı? Ben yüzeyden gideceğim arkadaşlar. Yani plandan gideceğim. Plan olarak diyorum ki bunu seç. Yani bu bölgeyi bu plandan kes gibi kabul et. Kesmiş gibi kabul et. Ben tam ortaya attım ama sen şu ucunda atabilirsin. Ya bir sonrakinde mesela part yapacağım, şey yapacağım. Tamam mı? Tamam diyor. İki. Pekala. Hangi yüzeye diyor açılı yapacağım? Abi yüzey olarak bir bunu istiyorum. Bir de çeviriyorum. Bunu seçiyorum. Bakın iki yüzeyi açılı yapmak istiyorum. Çok güzel diyor. Pekala kaç derece istiyorsun? İşte 10 derece dedim. Dikkat edin. Bakın 10 derece dedim. Tamam mı? Ha. Bu adam bu planı 10 derece yapıyor. Pekala hocam ne farkı oldu bunun? Arkadaşlar bu one side değil. Two side olduğu anda itibaren bakın gördünüz mü? Attığınız planı ortadan sanki kesmiş gibi kabul ediyor. Tamam mı? Ve bunu ne yapıyor arkadaşlar? Otomatikman atıyor. Yani siz planda eğer draft yapacaksınız. Nereden olduğunu belirleyin. Bakın ona göre diğeri düz. Ha hocam ben simetrik yapacağım dersiniz. Öbür tarafı da bunu atar. Tamam mı? Bakın bu da bir güzel bir şey. Siz söyleyin. İlk aslında yani. O yüzden one side mi istiyorsunuz veya iki şey mi istiyorsunuz? Burada ne yaparsınız arkadaşlar? Diyelim sıfır diyelim de. Şunu düzeltelim. Çünkü simetrikte kaldı o. Bitti. Bakın kapattım. Böyle yine modifying geldi. Efendim draft'a girdim. Bir parçamız vardı ya 88 numara. 88 numarayı böyle yapabilirsiniz. Gözüm bana soru soran bir arkadaşımız vardı. Hocam
bir tane 88'lik bir parçam var. Bunu nasıl yapacağım ben diye. Tamam. Buradan da 200'yi seçtim. Bakın yine iki kenar derim. İşte bitti. Birisini kaç derece istiyorsunuz? O diğerini kaç derece? Aa, bunda 45, 45 değilse. Bakın birisini 45, birisini 30 olarak size tak diye çizerdim. Tamam. Bu da basit bir yöntemlerden bir tanesi. Bir başka. Hocam ben yüzey istemiyorum. Yani şunu gezeyim isterseniz. Bunu gezeyim. Bir skece giriyorum. Bakın ilginç bir şey yapayım size bu sefer de. Bakın bu sefer de şöyle bir, tabii bunları kafadan çizdiğimizde neler oluyor bilmiyorum ama şunu bitirdim. Bakın şu anda bölücü olarak da benim face değil de benim line kullanacağım. Bakın line şimdi yön. Arkadaş bu yönde ben yani bu buraya referans alarak bu yönde bu yüzeye göre ben açı yapacağım diyorum. Partial tool dedi. Neyle böldün lan bunu diyor. Ben bununla böldüm diyorum. Tamam diyor. Tamam. Bir kızma bana. Abi diyor şu anda diyorsun sen diyor hangi yüzeyi açı vereceksin? Aa, bu yüzeyi açı vereceğim diyor. Gördünüz mü? Bakın bu yüzeye benim sanki buradan bölmüş gibi kabul etti. Bunu bakın dikkat edin. Bu kenarı kenarı fix tutuyor. Ben kenarı fix tutmak istemiyorum kardeşim. Bakın kenara ben fix evet çok şey yaptı arkadaş. Bakın şurayı da oynatıyor. Anlatabildim mi? Çift taraflı oynatıyor. Bakın hareket ettiriyor. Abicim hayır istemiyorum. Bak benim o kenarımı sabit tut dediğin anda tutuyor. Eğer yok abicim hareketlendir. Beni oradaki parçalı oyuna göre ben buradaki büküme göre hareketlendir dediğin zaman da kendini ne yapıyor arkadaşlar? Ona göre hareketlendirme yapıyor. Çift taraflı yapabilirsiniz. Ya da sadece angle yani biri angle veya işte bot hangisini istiyor? Aha, bot dediği anda iki taraflı yapamıyor. Yani fiziksel olarak yapamıyor arkadaşlar. Fiziksel olarak ne yapamıyor? Buraya halledemiyor. Yön değiştirebilirsiniz ki olursa yani yön dediğimiz şuradaki açı yönlü. Buraya göre ne yapıyor arkadaşlar? Referans veriyor. Ben mov istemiyorum. Efendim şurasını fix dediğim zaman, okey dediğim zaman çok güzel bir yüzey elde edebiliyorsunuz duruma göre. İstersen line yaparsınız. İstersen bakın bu yüzeyi normalde ancak Surface'e yapabilirsiniz. Ama ben ne yaptım arkadaşlar? Bu komutu kullanarak, draft'ta bu komutu kullanarak istediğim, arzu ettiğim herhangi bir işte mouse'u yapabilirim mesela böyle bu şekilde. Mouse'u yapabilirim arkadaşlar. Tamam. Mesela ben isterim ki mesela face'i kullanmadan yani Surface komutlarını kullanmadan şu komutları da aynı aslında. Solid komutla işte mouse'vari bir şey çizin diyebilirim. Şu andaki çekimim bu kadar. Bir sonraki videoda arkadaşlar with